Merhabalar, ben Fatih. Zorak Şef'e hoş geldiniz. Bugün size annemin tariflerinden birini vereceğim. Girit kabağı dolması. Adını bile duyduğumda geçmişe gidiyorum. Çok lezzetli, içi sulu sulu, kıymalı, çok lezzetli bir tarif. Hepinizin hoşuna gideceğine eminim. Hadi yapalım şu tarifi. Bu tarifimiz 4 kişilik olduğu için 4 adet girit kabağı kullanacağız. İç malzemesine gelsek, 1 adet ince ince kıyılmış kuru soğan, 1 adet ince ince doğranmış domates, 8-10 dal kadar taze nane. Eğer taze nanemiz yoksa onun yerine kuru nane de kullanabiliriz. Bu oranı siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ne kadar naneli seviyorsanız o kadar atabilirsiniz. Sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Ortalama yarım demet kadar ince ince kıyılmış maydanoz. Aynı şekilde yarım demet kadar ince ince kıyılmış dereotu atıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar toz kişniş. İçerisine ortalama bir bardak kadar pirinç atıyoruz. 200 gram kadar taze çekilmiş kıyma, bolca zeytinyağı, tuz ve karabiberini atıp birleştiriyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi kabaklar hariç bir kabın içerisinde iyice karıştırıp kabaklarımızın içine oyduktan sonra bunları içerisine yerleştirip güzelce pişireceğiz. Bütün malzememizi tek bir kaba dolduruyoruz. İçimiz tamam. Biraz dinlenmesi için kenara alalım. Ardından kabakların içerisine oyup doldurabiliriz. Şimdi kabaklarımızı oymadan önce bu dış kısımlarını çatalla biraz yaracağız. Ve buralara böyle bu beyazını göreseye kadar çekeceğiz. Ortalama şöyle yaptığımız zaman görebiliriz. İşte buraları o girit kabağının alt rengini ortaya çıkartacak ve çok lezzetli gözükecek. Hem lezzetli görünecek hem lezzetli bir tadı olacak. İlk önce bunları yapalım. Şimdi ortalama bir parmak kadar başından keseceğiz ve içine oyacağız. Bunların her biri bu yemeğimizin kapakları olacak. O yüzden kenara koyalım. Bu arada bu oyduklarımızı atmayın. Bunları çok güzel ezip mücver yapıp yiyebilirsiniz. Çok lezzetli olacaklarına eminim. Kabaklarımızın içerisine ortalama bir parmak kalacak kadar dolduruyoruz. Çok fazla doldurmayalım çünkü içindeki pirinçler de şişecek. Taşma yapmasın diye ortalama bir parmağa yakın boşluk bırakarak dolduruyoruz. Üstlerine kapaklarını kapatıp tencereye dizip pişirmeye alabiliriz. Biraz malzememiz arttı. Çok üzmemize gerek yok. Bunu ufak bir kabın içerisine doldurup deep freeze'de bekletebiliriz. Yine yapacağımız kabakların içerisinde veyahut da farklı bir dolma içerisinde tekrar değerlendirebiliriz. O yüzden bunu şimdilik kenara alıyorum. İçerisine koyacağımız su ortalama kabakların yarısından biraz daha az olacak kadar. Kabakların üzerinden değil, olabildiğince yanlarından dolduralım. İçerilerine su girmesin. Ve artık pişirmeye alabiliriz. Kabaklarımızın suyu kaynasaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşe alacağız. Ortalama yarım saat 45 dakika sürecektir. Buradaki süreyi tamamen kabağın cinsine, içerisine koyduğunuz malzemelerin cinsine göre değişiyor. Dolayısıyla ara ara çatalla kontrol edip pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ufak bir ipucu daha vermek istiyorum. Üzerine şu şekilde bir tabak kapatırsanız bu kapaklar şişip açılmayacaklar. Dolayısıyla içerisindeki tüm malzeme kabağın içerisinde pişmeye devam edecek. Suya karışmayacak. Çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi üzerini kapatıp, kapağını da kapatıp altını yakabiliriz. Müzik
Kabaklarımız güzelce pişti. Şimdi onları bir borcamın içerisine taşıyacağız. Daha önceden 200 derecede ısıttığımız fırın içerisinde bir 10 dakika bekleteceğiz. O da üzerinde çok güzel mühürlenmiş gibi bir hava verecek. Ondan sonra afiyetle yiyebiliriz. Şimdi bu aşamadayken üzerine biraz zeytinyağı dökelim. Ve fırına atabiliriz artık. Girit kabağı dolmamız hazır. Artık sunumuna geçebiliriz. Afiyet olsun. Bugün size annemin favorilerinden olan Girit kabağı dolmasını yaptım. Çok mükemmel oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Eğer beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz çok sevinirim. Bu yemeği veya da diğer yemekleri yaparsanız ve fotoğraflarsanız, sosyal medyada beni etiketlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer tariflerde görüşmek üzere.